Fark ettim. Fark ettim. Geldim. Nereye geldim? Nereye geldim? Kmart'a geldim. Çok almak istediğim bir şey var. Bakalım burada var mı? Bakalım burada var mı? Gireceğim ve şansımı deneyeceğim. Var mı yok mu bakacağım yani. Eğer yoksa başka bir yere gidip bakmam lazım. Ya kaç gündür kafaya koydum. Arıyorum, arıyorum. İnşallah bulurum yani. Bilmiyorum. Bir yudum daha kahve içeyim. Çocukları da okula bıraktım. Kahve içerken de rujun bardağı geçiyor. Ruju soruyorsunuz. Rujun rengini soruyorsunuz. Rujun markasını soruyorsunuz. Onlar için ayrı ayrı videolar yapmak istiyorum aslında. Diyorum ya vaktim olmuyor. Yani benim vlog çekmeye bile zor vaktim oluyor aslında. Nudus'larım arkada. Yakında bu Nudus'tan da bana herhalde bir sponsor gelir. Bilmiyorum yani. Bilemiyorum yani. İneyim ben yavaş yavaş. Gideyim bakayım içeride. Var mı yok mu alacağım şey? Şimdi videoda girmemle çıkmam bir olabilir ama girmemle çıkmam herhalde bir 2 saat sürdü. Ay yine bir sürü şey aldım, bir sürü şey aldım. Ama evde göstereceğim. Şimdi göstermeyeceğim, evde göstereceğim. Evet, yavaş yavaş arabaya doğru gideyim. Ne kadar tuttu? Ha, onu göstereyim, ne kadar tuttuğunu göstereyim. 208 dolar. 208 dolar yani. Yine tarçınla inciye mi gitti? Hemen hemen onlara gitti yani. Bu ne? Bu ne? Arabaya bindim var ya, yağmur, fırtına. Kapıyı zor kapattım. Ne kadar ıslandı. Ya ıslandı der ya, az ıslandı. Şimdi ha, bozulur mu olur. Yağmurda kapıyı mı açık bıraktın demesin şimdi bana eşim. Demez de hani gene de bir demesindeyim yani. İki kahve, iki yudum kahve. Soğumuş kahvem de ya. Ya işe yarar güzel şeyler aldım aslında. Yeah. Aradığım şeyi buldum. Buldum. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Eve gidince belki bugün belki yarın deneyeceğim. Belki yarından da yakın yani. Kızlar harika bir ürün buldum. Gerçekten işinize çok yarayacak bir ürün buldum. Onun da linkini koyacağım. Onun da bir videosunu yapmak istiyorum. Ama işte bir şey bekliyorum. Belli bir zaman bekliyorum. O yüzden ürünlerimi biriktiriyorum. Bulduğum ürünleri biriktiriyorum. Anlaşmalarımı yapıyorum. Ve ondan sonra onların küçük küçük videolarını da yapmaya başlayacağım. Herhalde bir 10 tane ürün falan biriktirdim. Ama harika şeyler. Çok çok işinize yarayacak şeyler. Hemen bir tıklamayla satın alacaksınız yani. Tamam, çok konuşmayayım. Yoluma devam edeyim. Eve gitmeyeceğim. Bir yere uğrayacağım. Gidiyoruz. Geldim. Nerelere geldim? Nerelere geldim? Evet, burayı bilen biliyor zaten. Geldim. İneyim yavaş yavaş içeri bir gireyim. Evet, geldim. Şimdi gireceğim. Pembe çoraplarıma takılmayın. Soğuk, ne yapayım? Havlu çorap giydim. Ayaklarım şiyor. Valla kalın eşofmanlarımla da çıktım. Girelim. Girelim. Evet, kasabımıza girelim. Kasap deyip geçmeyin. Kasapta gofretler falan var. Etinin gofretleri falan. Yani. Burada soda. Evet, siparişlerim hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi temiz, helal. Evet, kasaptan da çıktım. Sağ olsunlar, yardım ettiler gene. Bagaja yerleştirdik. 378 dolar. 378 dolar kasabımız tuttu ve ben yavaş yavaş eve gideyim. Şöyle bir açayım, göstereyim neler aldım. Gideyim derken eve de buradan kaç dakika sürecek? Ben size söyleyeyim. 26'da orada olursak. Şu an saat 12 ve 12.30'da, yani 12.30'da evde olacağım. Yani yarım saat falan, trafik olmadığı için yarım saatte evdeyim. Yani yarım saatte, 40 dakikada falan geldim okul trafiği. Şimdi yarım saatte de eve gideceğim.
Yani helal et alabilmek için bu kadar çabamız, uğraşımız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Eve gideyim diyordum ama eve gitmeden önce yolun üstünde bir Kmart var. Bir de oraya uğramak istiyorum. Alacağım şeyin değişini almıştım. Acaba alacağım şey burada var mı? Eğer varsa buradan alırım, götürür öbürüne geri iade ederim diğer aldığım şeyi. Bilmiyorum. Bakacağım yani. Evet, ben girdim ve çıktım. 69.90. Bunlar da öyle tuttu. Gidiyorum şimdi. Eve gelmiş bulunmaktayız sayın Burcu Turizm'in yolcuları. Evet, güneşli bir havada eve geldim. Böyle kapalı bir havada çıktım. Yağmurlu bir havada alışveriş yaptım. Güneşli bir havada eve geldim. Artık bilemiyorum yani. Ay. Kapımızı açalım. Yavaş yavaş eve girelim. Arabayı da bir boşaltalım. Evet, eve geldim. Boşalttım. Neler aldım? Neler aldım? İki tane daha yoga mat aldım. Bu yoga matler hem namaz kılarken güzel oluyor. Hem işte yoga yaparken güzel oluyor. Hem jimnastik yaparken güzel oluyor. Spor yaparken güzel oluyor. Pikniğe gidip oturmaya güzel oluyor. Yani çok kullanışlı. O yüzden iki tane daha aldım. Ne aldım, ne aldım? Tabii ki yine bez aldım. Minnoşlarım için. Bir de bunu buldum. Bunu buldum. Bu da papiler için böyle deriden mi yapmışlar? Böyle sert bir deriden. Training pet holda diyor. Hani çişini ve kakısını yaptırmaya uğraşıyorsanız, eğitim vermeye uğraşıyorsanız güzel. Şöyle bir şey. Su geçirmiyor yani sonuçta. Buraya yapıyor, siz buradan temizliyorsunuz. Paşalarıma da iki tane nevresim aldım. Bizimkiler biraz böyle renk konusunda şeydir. Hani renkli, çiçekli, böcekli sevmezler. Düz renk bulmuşken dedim alayım. Hani yatakların olacak mı bilmiyorum. Deneyeceğim ama. Aldım yani. Bir karpuz ve çilekli. Fritti. Bir de şeftalili. Fritti aldım. Evet, ıslak mendil. Ama ne için ıslak mendil? Arabayı silmek için ıslak mendil. Buldum. Buldum, varmış. Islak mendil arabayı siliyordum ben. Islak mendil araba silinmez diyorlardı. Ama buldum. Özellikle araba için yapmışlar. İçinde 25'er tane var. Aldım. Arabaların tekerlerini temizlemek için. Siyah siyah oluyor ya yıkandıktan sonra. Onun için bir fırça. Evet, tasma kemirenlere iki tane daha tasma aldım. Biz her hafta tasma alıyoruz böyle iki iki. Çünkü inci kemirip koparıyor. Kedimize iki tane tasma. Bu da ikili tasma. Nasıl ikili tasma? Tarçın ve inciyi yan yana gezdirebileceğim. Yani ayrı ayrı tasmalar da bayağı zor oluyor bana. Onlar için tasma şöyle. Yani tek holdaya takacağım. Şuna takacağım. Mesela ben bunu. Ve ikisini tek tasmada gezdireceğim. İnşallah. Dolaşmazlarsa gene. Hep dolaşıyorlar birbirlerine ama bilmiyorum. Biricik'in boyundan tasmalı şeyini almıştım. Bunu almıştım. Bir de vücuttan olanı buldum böyle. Bilmiyorum. Denerim. Su. Su kapları. Özellikle kedi köpek için yapılmış. Petler için yapılmış su kabı. Suyu dolduruyorsunuz. Daha sonra buna boşaltıp buradan içirebiliyorsunuz. Bunu da premlerine koyayım. Evet, ne aldım? Türk pidesi aldım. 4 paket yumurta aldım. Evet, 3 kilo tavuk. 4 kilo kavurma. Yine 3 kilo herhalde bu da yine. Doğranmış tavuk. Tüm bir tavuk. Bu tüm tavuğun hikayesi bir değişik zaten ya. Hiç sormayın. Barbekte yapmak için 3 kilo falan chops, 2 kilo sosis, 2 kilo yine ayrı bir chops gibi bir şey, kıyma, 3 kilo kıyma, ondan sonra 2 kilo, 3 kilo herhalde, bilmiyorum. Böyle şey, yine bu da haşlamalık mı? Haşlamalık etti herhalde bu ya, bilmiyorum. Ha, haşlamalık kemikler. Bir de rips aldım. Rips küçük küçük görünüyordu gözüme ama vallahi poşete girince büyümüşler herhalde. Hani kaburga diyorlar ya, mangalda güzel yapılıyor. Bilmiyorum. Büyümüşler ya. 2 paket sucuk aldım. Şinitzel aldım. Tavuk ciğeri aldım. Ve ne aldım? Ne aldım? O gün ben tarçın tıraşa götürdüğümde fark ettim ki tarçın ağlamış. Ya gözlerinin altı çok ıslanmıştı.
Tarçın normalde ben saçlarını keserken yanıma oturuyor, hiç sesi çıkmıyor. Ama başkası keserken üzüldü herhalde. Ağlamıştı yani. Onun için ben böyle bir saç kesme makinesi aldım. Normalde saç kesme makinelerim var ama konteynerde duruyor. Ta oraya gidene kadar dedim ki alayım bir tane. Evet. Bununla deneyeceğim. Tarçını keseceğim. Yani saçlarını. Evet, bunları aldım işte. Süpürmen paspas yapıyordu. Herhalde paspasları yıkamaya geldi. Evet. Şu an gördüğünüz gibi çıkan ses paspaslarını yıkıyor. Evden çıkmadan önce süpürmesini kurmuştum. Telefona mesaj geldi süpürme bitti diye. Süpürme bittiyse hemen eve gelince de paspas yapmasını kurdum. Şimdi paspasını yapıyor ama çok yıkadı bu sefer paspası herhalde. Nazar etmeyin süpürmenime. Bak bu yenisi. Bu da bozulmasın. Evet, paspas yıkıyormuş. Paspas yıkıyormuş. Gördüğünüz gibi böyle yapıyor. Önden süpürüyor. Arkadan paspaslaya paspaslaya gidiyor. Kendi mekanını temizleyecek herhalde. Onu ne yapıyorsun sen? Harbi temizliyor ya. Şöyle göstereyim, parlatıyor giderken yani. Görüyorsunuz. Gerçekten parlata parlata gidiyor. Aferin oğluma. Hadi bakayım. Evet, köpek bakmak kolay diyenlere. Dur bir dakika göstereceğim. Şimdi Tarçın'la İnci'yi dışarıdan aldım. Oynadılar, oynadılar, geldiler. Evet. Bakın. 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 Buraları biraz önce süpürmem paspaslamıştı. Bakın. Bak. Pati izleri, çamur. Tarçın Bey, ne yaptınız? Nerelerde gezdiniz? He? Bahçenin bütün pisliği niye geldi? Niye? Niye? Niye geldi eve bütün pislik? He? Eşan Sultan yaptı bunları da. Biricik için bu köşeyi yaptı. Tarçın için bu köşeyi yaptı. Bugün de İnci'yi bu tarafa yapacak. Ne yaptın sen dışarıda? Niye niye şımardın dışarıda? Bana şimdi good boyluk yapma. No. No. Şımarma. Hiç şımarma. Sevmeyeceğim. Kirlettiniz buraları. Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim. Good boy. Paşam benim. İnci Hanım'ın mekanı. Ne yaptın İnci? Korkudan şu an titriyor, bakar mısın? Ya kızım niye korkuyorsun sen ya? O dökmüş, o dökmüş. Sen mi döktün? Biricik dökmüş. Ama sen de bak içeriye bütün pislikleri getirmiş. Bak patilere bak. Ne yaptın sen dışarıda? Sen dışarıda ne yaptın? Bak ne kadar suçlanıyor. Ne yaptın Gugür? Ne yaptın? Yine topraklarımı karıştırdın. Niye karıştırıyorsun o toprakları sen? He? Niye karıştırıyorsun o toprakları? Niye karıştırıyorsun? Ne gömüyorsun? Ne buluyorsun? Ne yiyorsun? Ne buluyorsun da ne yiyorsun? Ne karıştırıyorsun kız sen oraları? He? Boyuna toprak kazıyor. Boyuna toprak karıştırıyor. Bak. Bak fırsat bu fırsat. Görüyor musun? Görüyor musun? He? Anneyi dışarı koyunca dedim ki hadi bir yemeğini ye. Suyunu iç. Şu pede de dedim bir alış. Sen tut kaseyi buraya getir böyle ters çevir. Her yer ıslansın. Anne de gelince zaten çamur. Aha olay bu. Ne yapacağız şimdi? Yatak çamur. Örtü çamur. He? Ha bire süpürmen de süpürmeye uğraşsın dursun yazık. Değil mi? Sizin pisliğinize. He? Hadi değiştirelim. Ama önce çocukları okuldan alıp gelmem lazım. Şuraya bir havlu kağıt falan atayım. Çocukları alıp geleyim. Saat geldi çünkü. Evet, çocukları almaya geldim. Biraz önce bir yorum geldi. Hani balık tutarken bir video koymuştum. Kısa bir videom var balık tutarken. Uzun videom da vardı. Oradan parça alıp kısa video koymuştum. Yorumda da şey yazmışlar. Evet, çocukları almaya geldim. Biraz önce bir yorum geldi. Onun için bir şey söylemek istiyorum ben. Bir yorum geldi. Metin Bey bir yorum yazmış. Balık tutarken ki bir videom var. Ve demiş ki orası Türkiye değil çünkü çok temiz demiş. Maalesef demiş bizim hani Türkiye çok pis hani
Buralar hep pislik içine falan demiş. Ama bir yeri güzelleştiren de, çirkinleştiren de, pisleten de insanlar. Maalesef ki insanlar yani. Neden? Çünkü gerçekten Türkiye'de ben mesela hani ben sigara kullanıyorum şimdi hiç kimseden gizleyecek değilim. Sigara kullanıyorum. Mesela arabada sigara içmeyi seviyorum. Müzik dinlerken sigara içip araba sürmeyi seviyorum. Ama ben İzmir'imi kesinlikle dışarı atmam. Hani Türkiye'de görüyorum habire dışarı böyle diye fırlatıyorlar ya böyle. Hani saçma salak hareketlerle falan böyle. Böyle alıp da geri içeriye sokasım geliyor. Bir kere yaptım ben burada hatta bir Arap aileydi herhalde. Yine bak Arap, Türk hani ya işte. Arap aileydi herhalde. Önümüzden gidiyor. Kocaman McDonald's şeyini yemiş yemiş yemiş. Pisliğini de biriktirmiş. Kese kağıdıyla camdan dışarıya attı. Çocuklar arabada. Ben arabada, biz şok. Çünkü biz bir tane izmariti diyorum ben, izmarit. Yani izmariti ben dışarıya atmıyorum. İzmarit. Ben normal söner tırnağımla böyle atarım şeyini, külünü. Söndüğünü anlayınca getirin buraya koyarım yani. Hani gerek yok atmaya. Ondan sonra da zaten inerken kapının önünde çöpüm var. Oradan topluyorum. Çöp atıyorum. Toplamazsam da zaten sağ olsun çocuklarım arabayı süpürürken süpürüyorlar falan. Hani gerek yok atmaya, doğayı pisletmeye. Ama Türkiye'de değil mi, tık tık atıyorlar. İşte Arap ailede McDonald's'ı paketiyle, yani o kese kağıdı, koca kese kağıdını dışarıya attı. Biz arabada şok geçirirken neyse ki kırmızı ışıkta attı. Kırmızı ışıkta ben de güzellikle indim, aldım, geri camından içeriye koydum. Herhalde bu sizin dedim. Geri geldim, arabaya bindim. Çocuklar beni alkışladılar. Ve arabadan hiçbir tepki yok. Arkaya bile dönüp bakamadılar yani. Ki böyle yaparsanız, hani siz atmazsanız ve atanları da uyarmak maksadıyla geri verirseniz ya da işte olmadı, pisleniyor, alır mısın diye uyarırsanız, tabii bunun sonucu kavgaya da gidebilir. Çünkü çirkef insanlar da var. Yaptığı pisliği kabul etmeyen insanlar da var. Benim kedim bile o insanlardan daha akıllı, kakasını yapıyor, dönüyor, bir üstünü kapatıyor yani. Hani insanlar da biraz kedi kadar olsa diyorum yani bazı insanlar. Gene bir laf soktum, gene bir gönderme yaptım herhalde. Bilmiyorum. Valla üstüne alınan alınsın, pislik insanlar alınsın yani, diyecek bir şeyim yok. Çocuklarımı almaya geldim. Çocukları alayım, eve gideceğim. Bulalım kaç dakika oldu bilmiyorum. Uzatmak da istemiyorum. Uzun olunca seyretmiyorsunuz. Seyreden 3-5 kişi var ama ya. Böyle canı gönülden seyredip de böyle canı gönülden yorumlayan, böyle her dakika böyle seyredip seyredip yorumlar atan güzel insanlar var. Teşekkür ediyorum. Evet, eve geldik. Kızartmaya bir et attım. Şimdi bir tur daha çevireceğim. Pişmek üzere. Tavuğu koydum. Haşlansın. Ve çubuk makarna yapacağım. Etim pişti. Tavuğum pişmek üzere. Makarnam tamam. Duvarlar tamam. Her yer pislendi. Temizleyeceğiz. Temizliğe geçeyim ben. Bulum biricikle bitsin. Biricik. 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 Kamiya. Kekası. 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 Dilini yerim, dilini. Şimdi seni özlerler, merak ederler. O yüzden Biricik otur. Aferin kızıma. Kalktan otur deyince oturuyor. Bak şimdi. Gel kızım, gel kızım. Biricik otur. Gel, gel. Ne yapacağım? Gel, gel, gel. Aa, ben ona ne? Ben bir şey aldım, bir şey aldım. Bir dakika. Bu daha önce Tarçın çok oynamıştı bununla. Biricik bunu dövüyor. Harbi dövüyor ama şaka maka değil yani. Gerçekten dövüyor. Saçını başını yoluyor, deviriyor. Üstüne çıkıyor. Annesi de boğuştu gibi onunla boğuşuyor. Bak geliyor Biricik. Ozi görüyor musun? Geliyor Biricik. Geliyor Biricik. Geliyor Biricik. Biricik. Kız kızım bana. Heh. Bak ya. Tüm hareketlere bak. Sen gel buraya gel. Biricik. Kamiya. Şşt. Otur. Otur. Nasıl oturuyor ama? Hemen oturuyor, gördün mü? Biricik. Otur.
Evet, böyle kapanış yapalım ya. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Benim kızım çok fena. Benim kızım çok fena. Annesine çekmiş vallahi, hiç affetmiyor var ya. Etiket manyağı zaten. Tamam hadi kapatacağız. Kapatacağız. Videoyu kapatacağız. Videoyu kapatacağım. Ne oldu? Rahatsız mı oldu tüylerinden? Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Kapatacağım, 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 kapatacağım. Yumam ya. Tamam, kapatıyorum. Bye.